jungle. Merhaba sevgili arkadaşlar, Video Var kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz üçgende alan. Konu kapak sayfamızın arkasında yine formül sayfamız geliyor. Bunu kopartıp duvara astıktan sonra hemen konumuza başlayabiliriz. Öncelikli olarak üçgende alan dediğimizde yıllardır öğrendiğimiz bir şey var. O da şu: taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi ben size bunu şöyle yazalım: yükseklik bölü 2. 3 farklı üçgende göstermeye çalışacağım. Dar açılı üçgende arkadaşlar yükseklik üçgenin içine düşer. Dolayısıyla bu üçgenin alanı tabanı çarpı bu tabana ait olan yüksekliğin çarpımının yarısıdır. Yani A ile H'ın çarpımının yarısına eşittir. Birinci sorumuzda buna bakacak olursak şeklin alanı kaçtır diye sormuş. ABC üçgeninin taban uzunluğu komple şurasını alacak olursak yani 7, bu tabana ait olan yükseklik şöyle düşünün bakın. B ve C'yi tabanda kabul ettiğiniz için üçgenin diğer köşesi A oluyor. A noktasının bu kenara olan uzaklığı yani dik gelen mesafedir. O da 6 olarak verilmiş. Sonra çarpıp 2'ye böleceğiz. 2 ile 6'yı sadeleştirirsek 7 kere 3'ten aradığımız yanıt 21 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuza bakacak olursak şeklin alanı kaçtır diye sormuşuz. Öncelikle Pisagor bağıntıları yapmamız lazım. Kök 20'nin karesi 20. 4'ün karesi 16. Pisagor yapıp hipotenüsün karesinden 4'ün karesini çıkartırsak arkadaşlar ne gelecek buradan? 20'den 16 çıktı. 4 kimin karesidir? 2 gelecek. Sağ tarafta da 3, 4, 5 üçgeni var. Yani burası da 3 olacak. Dolayısıyla ABC üçgenimizin taban uzunluğu komple 5 ise bu tabana ait olan yükseklik de 4. Çarpıp 2'ye böleceğiz. 2 ile 4'ü sadeleştirdik, 2 kaldı. 5 çarpı 2'den aradığımız yanıt buradan 10 olarak bulunmuş olur. Geldik 3. sorumuza. Şeklin alanını bu sefer vermişiz. 15 diye. AC'yi sormuşuz. AC uzunluğuna dilerseniz X yazalım. Sonuçta bu üçgenin alanı kaç olarak verilmiş? 15 eşittir. Taban uzunluğumuz AC ya da X dersek bu tabana ait olan yükseklik de 5 olarak verilmiş. Çarpıp 2'ye böleceğiz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 ile 15 çarparsak 30 eşittir. Sağ tarafta 5x kaldı. Her iki tarafı da 5'e bölmek suretiyle dolayısıyla 30'u 5'e bölersek 6. Yani aradığımız x yanıtı buradan 6 olarak bulunmuş olur. Geldik 4. sorumuza. Bu soruda arkadaşlar AH'ı 6 olarak vermişiz. Evet. Burası 6'ymış. BC'de 4'müş. Dolayısıyla bu x'in çarparsak yani 6 ile 4'ü çarpıp 2'ye bölersek bu üçgenin alanını bulabiliriz. Ya da arkadaşlar taban olarak AC'yi kabul ederiz. Buraya ait olan yükseklikte BD'yi kabul ederiz. İkisinin çarpımının yarısı da bize aynı alanı verir. AC'yi 8 diye vermişim görüyorsunuz. Ama BD'yi vermemişim. Zaten onu sormuşum. Bölü 2. Önce ikileri sadeleştirelim. 6 kere 4 24 eşittir. 8 tane BD'den 8 ile 24'ü sadeleştirecek olursak aradığımız BD yanıtı buradan 3 olarak bulunmuş olur. İkinci türümüzdeyiz. Dik üçgende alan. Dik üçgenlerin alanları dik kenarlarının çarpımı bölü 2 ile bulunur. Yani taban uzunluklarımız A ve B olduğuna göre ikisini çarpıp A çarpı B bölü 2 diyebiliriz. Aslında bu da taban çarpı yüksek bölü 2'ye uyuyor. Çünkü tabanımıza A dersek o zaman BC bizim tabanımız. Üçüncü köşe A oluyor. Dolayısıyla buradan gelen dikme tam buraya geliyor. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 yapmış oluyoruz. Dolayısıyla pratik olarak ne söyleyeceğiz? Dik üçgenlerin alanları dik kenarları çarpıp 2'ye böleceğiz. O halde birinci sorumuza bakalım. 30'un gördüğü yerde 4 var. 90, 30 ise buraya 60 kalır. 60'ın gördüğü yer bunun kök 3 katı yani 4 kök 3 olacak. Bizden alanı istemiş arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Dik kenarları çarpıp 2'ye böleceğiz. 4 ile 4 kök 3'ü çarpıp 2'ye bölelim. 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2 kaldı. 2 kere 4'ten 8. Aradığımız yanıt da buradan 8 kök 3 olarak bulunmuş olur. İkinci örneğimizde verilenlere göre x kaçtır diye sormuşuz. Öncelikle şekil 1, 3, 4, 5 üçgeni. Dolayısıyla biz taban çarpı yükseklik bölü 2'den bu üçgenin alanını 5 çarpı x bölü 2 diyebiliriz. Ya da dik üçgenlerin alanları dik kenarların çarpımı bölü 2 ile de bulunabilir deyip 3 çarpı 4 bölü 2 diyebiliriz.
Dolayısıyla ikiler burada sadeleştirildiği takdirde 5x eşittir 12. Dolayısıyla her iki tarafı da bilinmeyenin katsayısı olan 5'e bölersek aradığımız x yanıtı buradan 12 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Geldik 3. sorumuza. Verilenlere göre taralan kaçtır diye sormuşuz. Öncelikli olarak her ikisi de 90 olduğuna göre bu ikisi birbirine paraleldir. Dolayısıyla burada şu uzunluğa x demek suretiyle temel benzerlik yaparsak 9'un x'e olan oranı eşittir tamamı 15'in 10'a olan oranı. Hemen içler dışlar çarpımı yaparsak 90 eşittir 15x, her iki tarafı 15'e bölersek aradığımız x yanıtı buradan 6 olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar burası 6 ise burada bir yamuk var ama daha yamuk konusuna gelmediğimiz için üçgenden gidelim. Büyük dik üçgenin alanı bulalım. 10 çarpı buranın tamamı kaç? 15 bölü 2. Şu an tamamını buldum arkadaşlar. 75. Şu anda tamamından taralı olmayan şurayı çıkartacağım. Bu da bir dik üçgen. 6 ile 9'u çarpıp 2'ye böleceğim. Sadeleştirirsem buradan ne kaldı arkadaşlar? 27. Yani üçgenimin tamamı 75. Taralı olmayan kısım 27. Çıkarttığımız takdirde buradan ne kalacak arkadaşlar? 48 kalmış olacak. Ve geldik 4. sorumuza. Burada paralellikler verilmiş. Öncelikli olarak şuradaki paralel kenarı görmenizi istiyorum. Dolayısıyla 3'ün karşısına 3 yazın. Ayrıca buradaki paralelliği kullanarak bakın eşit eşit. Eşite 3 geliyorsa eşite 3 gelir. Bunu yazabiliriz. Sonra arkadaşlar buradaki paralelliği kullanabiliriz. Görüyorsunuz. Buradaki paralellik gereği şuradan da bakabilirsiniz lütfen. İkisi eşit olduğuna göre ve paralellik olduğuna göre burada bir orta tabandan bahsedebilir. Burası 3 ise 2 katından ne olacak? 6 gelecek. Aynı zamanda arkadaşlar nasıl ki bu ikisi birbirine eşitse bu ikisi de birbirine eşit olacak. Yani 5 ise burası kaç olacak? 5. Dolayısıyla buradaki üçgene bakacak olursak 6, 8, 10 üçgeni. O zaman buradaki eşit olan mesafeleri 4, 4. Hatta bu da onlar eşit olduğu için 4 yazabiliriz. Peki soruda ne istiyor bizden? AKE üçgenin alanı istiyor. AKE zaten evet bulmuşuz. Dik kenarlarımız 6 ve 8. O halde alanımız 6 çarpı 8 bölü 2'den aradığımız yanıt buradan 24 olarak bulunmuş olur. Üçüncü türdeyiz. Geniş açılı üçgende alan. Öğrenci kardeşlerimiz en çok bunda zorlanıyorlar arkadaşlar. Sebebi de şu. Şimdi taralı olan ABC üçgeninin eğer ki taban uzunluğunu A kabul ederseniz üçüncü köşe A olacağı için A'dan ne yapamıyorsunuz? Buradaki BC kenarına dikme çekemiyorsunuz. Ancak A noktasının BC kenarına olan uzaklığı bu çizginin uzantısı olan şuraya gelen H yüksekliğidir. Yani bu sefer taban uzunluğunuz A ise bu tabana ait bakın şuradan bahsetmiyorum. Şuradan A ise bu tabana ait yüksekliğiniz H oluyor. Yani buradaki taralı üçgenimizin alanı şuradaki A. Şurayı almıyoruz. A çarpı şu gelen yükseklik H bölü 2 şeklinde arkadaşlar söyleyeceğiz. Taralı üçgenin alanına. O halde birinci sorumuza bakacak olursak taralı üçgenin alanı kaçtır diye sormuşuz. Bilinen taban uzunluğu 4. Bu tabana ait olan yükseklik tabii ki dışarı düşecek. Çünkü geniş açılı üçgen bu. 6. Yani 4 ile 6'yı çarpıp 2'ye böleceğiz. 6 kere 4 24. 2'ye bölersek aradığımız yanıt 12 olarak bulunmuş olur. Ve geldik arkadaşlar ikinci sorumuza. Taralı alan kaçtır diye sormuşuz. Evet öncelikli olarak 120 ise buraya 60 kaldı. 90 60'tan buraya 30 kaldı. 60'ın gördüğü yerde 4 kök 3 varsa 30'un gördüğü yerde 4. 90'ın gördüğü yerde de 8 olacak. Peki hocam şimdi ne yapacağız? Buradan bir tane dikme indirmek suretiyle 90, 60, 30 üçgeni elde edebiliriz. 94'ü görüyorsa 30 2'yi görecek. 60 da 2 kök 3'ü görecek. Daha sonra burada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursak arkadaşlar 2 kök 7'nin karesi 28 yapar. Yazalım. 2 kök 3'ün karesi 12 yapar. Çıkartırsak 16 kalır. Yani burası kimin karesiymiş? Hangi sayının karesiymiş ki 16 olsun? O halde 4 olacak. Çünkü 4'ün karesi 16. O halde tamamı 4 olması için ikisi buradaysa şuradaki minik mesafeye de 2 kaldı. Dolayısıyla taralı üçgenin tabanını burayı kabul edeceksem yani 2 diyeceksem bu tabana ait yükseklik arkadaşlar bakın 2 kenar buradaysa 3'üncüsü de burada oluyor arkadaşlar. A ve D burada görüyorsunuz. B de burada. İçine dikme çekemiyorsam uzantısına dikme çekiyorum. O halde taralı üçgenin alanı taban çarpı şuradaki yükseklik yani 2 kök 3 olacak. 2'ye böldüğümüz takdirde taralı üçgenin alanı 2 kök 3 olarak bulunmuş olur. Peki
Üçüncü sorumuzu nasıl çözeceğiz hocam derseniz. Buradaki üçgene bakın lütfen. 8 var, 10 var. Bu bir 3, 4, 5 üçgeni. Yani 6, 8, 10 üçgenidir. Peki en büyük fotoğrafa bakarsak ne olur? 8, kaç 17 üçgeni var? 8, 15, 17 üçgeni. Tamamın 15 olması için 6'sı buradaysa 9 da buraya kalmak zorunda. O halde x'i bulmak için şu anda için taramış olduğum üçgene lütfen bakın. Bu üçgenin alanını iki türlü bulacağım. 1. Eğer ki tabanı burayı kabul edersem yani 9, bu tabana ait olan yüksekliği bulmak için 1, ikinci köşe, o halde üçüncü köşe burada. Üçüncü köşeden dikme buraya gelmiyor. Nereye geliyor? Buraya. O kaça eşit? 8 bölü 2. Şu anda yeşille taralı olan üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. Aynı alan eğer ki bu üçgenin tabanını burayı kabul edersek yani 17 kabul edersek, onu da buraya yazalım, çarpı 17'ye ait yükseklik burası. Bakınız x bölü 2. Karşılıklı olarak ikiler gitti. Sonra 9 kere 8 72 eşittir 17x. Her iki tarafı bilinmeyenin katsayısına bölecek olursak aradığımız x yanıtı buradan 72 bölü 17 olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuza bakacak olursak verilenlere göre alan ABC kaçtır diye sormuşuz. Bu tür soruları çözerken arkadaşlar şöyle dışarıdan bir tane paralellik uzatıyorduk ve şu doğruya paralel bir doğru çekiyorduk şöyle. Yani bu 90 ise yöndeş açı gereği paralel yaptığımız için bu da 90 olacak. Tales gereği 2K'ya 10 geliyorsa 1K'ya 5 gelecek. 5, 12, 13 üçgeni olması lazım. Peki hocam şimdi ne yapacağız? Bizden istenilen ABC üçgeni için bu üçgenin bilinen taban uzunluğu şurası. Bakınız 10. Bu tabana ait olan yükseklik şuradan geliyor. Bakın nasıl anlıyorum bunu? ABC üçgeni. Öncelikle üçgeni bir belirleyin. Sonuçta bilinen kenar burasıysa zaten iki köşeyi burada kullanıyorsunuz. Üçüncü köşe de buraya geliyor. Buradan yükseklik nereye gelmiş? İçine gelmemiş. Dışına gelmiş. Fark etmiyor. O halde 10 çarpı 12 bölü 2 diyerek arkadaşlar 120 bölü 2'den aradığımız yanıt 60'tır. Dördüncü türümüzdeyiz. Yardımcı doğru çizerek alan bulma. Şimdi birinci örneğimize bakacak olursak bir dik üçgen verilmiş, açıortay verilmiş ve taralı alan sorulmuş. Ne yapılabilir burada? Gelmiş buradaki açıortay doğrusu tam olarak bu noktadan eşit olan kola dikmeymiş. O halde biz de diğer açıortay koluna dikme indiriyoruz. Bakın açıortay doğrusu üzerinden kollara getirilen dikme ayakları da eşittir. Dikme kolları da eşittir kuralı gereği. O halde ne diyoruz buradan? Şu noktadan açıortay doğrusu üzerinden indirdiğimiz dikme uzunlukları birbirine eşit olacak. 2 ise 2 diyeceğiz. O halde bize taradığı üçgenin taban uzunluğu komple 4. Bu tabana ait olan yükseklik komple 2. Çarpıp 2'ye bölüyoruz. Aradığımız yanıt buradan 4 olarak bulunmuş olur. İkinci örneğimize bakalım. Burada bir dik üçgen vermişim. Dolayısıyla tepe noktasından bir dikme indirerek hemen tabanı 2 eşit parçaya bölüyoruz. Ya ki kuralı geri. 5 var, 13 var. O halde bu bir 5, 12, 13 üçgenidir. O halde taralı üçgenin bilinen taban uzunluğu 2. Bu tabana ait olan 3. köşeden gelen yükseklikte 12 olduğuna göre ikisini çarpıp 2'ye böleceğiz. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan 12 olarak bulunmuş olur. Ve geldik arkadaşlar 3. sorumuza. Burada tüm şeklin alanı bulmak için öncelikle EC'yi birleştirirsek biz bu üçgenin alanını rahatlıkla bulabiliriz. Bilinen taban uzunluğu 7. Bu tabana ait yükseklik 2. 2'ye bölüyoruz. O halde komple bu üçgenimizin alanı kaç geldi arkadaşlar? 7 geldi. Hemen benzer şekilde diğer üçgenimizin de alanı bulmaya çalışalım. Bu üçgenimizin bilinen taban uzunluğu 6. Bu tabana ait olan yükseklik bakın. Şu taradığım turuncu ile taradığım üçgende 2 köşe buradaysa 3. köşe burada. Buradan kenara gelen yükseklik o da şu. O halde bunu da çarpıp 2'ye bölersek aradığımız yanıt buradan arkadaşlar ne gelecek? 9 gelecek. Onu da böyle yazalım. Dolayısıyla tamamı istediği için ikisini toplamamız lazım. 9 artı 7'den aradığımız yanıt buradan 16 olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuza bakacak olursak taralı alanı sormuş. Bunu bulabilmek için de hemen BD'yi çizelim. BD'yi çizdiğimiz takdirde şu altta taramış olduğum BCD üçgenin taban uzunluğu yani bilinen taban uzunluğu 6. Buraya ait olan yükseklik de 4'tür. 6 kere 4 24. 2'ye böldüm. 12 buraya yazıyorum. Devam edelim. Şimdi geriye kalan şu diğer üçgenin bilinen taban uzunluğu şurası. Yani 10. Bu tabana ait olan yükseklik de 2. 10 çarpı 2'den 20.
2'ye böldük 10. O halde taralı olan şeklin alanını bize soruyorsa 10 artı 12'den aradığımız yanıt 22 olarak bulunmuş olur. 5. türümüzdeyiz. İkizkenar üçgen ve eşkenar üçgenin alanı. İkizkenar üçgenlerin alanları bulunurken ya ki özelliği gereği tepe noktasından tabana dikme indirilip tabanı eşit parçaya bölünür ve buradan Pisagor'dan yükseklik bulunur. Ayrıca taban çarpı yükseklik bölü 2 ile alanı bulacağız. Benzer işlemleri eşkenar üçgende yaptığımızda burada arkadaşlar kenarlarımız A ise tabanı iki eşit parçaya bölen yükseklik tepeden geldiği zaman A bölü 2'ye A bölü 2 gelir. Pisagor bağıntısı yaptığımızda ya da burada oluşacak olan 30-60-90 üçgenlerinden 60'ın gördüğü yer 30'un gördüğü yerin köküç katından dolayı yapmamız gereken taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2. Bunu arkadaşlar formüle döktüğümüzde şöyle bir sonuç çıkıyor. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu A ise alanı bir kenarının karesi köküç bölü 4 ile bulunur. Yani pratiklik sağlayacak. Evet, şekilde bir ikizkenar üçgen verilmiş, alanı sorulmuş. Öncelikli olarak yaki kuralı gereği tepe noktasından tabana dikme çizdim. Tabanı iki eşit parçaya böldüm 8'e 8. Pisagor bağıntısı yaparsam yüksekliğim 6 gelecek. Benden alanı istiyor. Bilinen taban uzunluğum 16. Bu tabana ait olan yüksekliğim 6. Çarpıp 2'ye böleceğim. Sadeleştirirsek buradan 6 kere 8'den aradığımız yanıt 48 olarak bulunmuş olur. İkinci örneğimize bakacak olursak şeklin alanı kaçtır diye sormuşuz. Dikilmiş iki eşit parçaya bölmüş. Öncelikle BD'yi çizersek burada bir yaki oluşur. Dikinip iki eşit parçaya bölüyorsa yan kenarlar eşittir. 5 ise burası ne olacak? 5 olacak. Ayrıca arkadaşlar burada da bir ikiz kenar üçgen çıktı. Tepe noktasından tabana dikme indirdiğimde tabanı 3, 3 diye iki eşit parçaya bölüyor. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 4. Komple bizden alanı istemişti. O halde taban uzunluğumuz bilinen kaçtır? Bakın arkadaşlar buraya 5 artı 6'dan 11. Bu tabana ait olan yüksekliğimizde bakınız burası. Yani 11 çarpı diyeceğiz. Yüksekliğimiz 4 bölü 2. 44'ü 2'ye bölersek aradığımız yanıt buradan 22 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza. Burada da ABC eşkenar üçgen demiş. Madem ki eşkenar üçgen demiş, hemencik açılarını arkadaşlar 60'ar dereceleri yazmanızı istiyorum. Ayrıca 90, 60, 30, makastan 30, iki iç bir dıştan, o halde buraya da kaldı 30. Demek ki burada bir ikizkenar üçgen var şurada. 32'yi görüyorsa 30 da 2'yi görmek zorundadır. Peki arkadaşlar, o zaman şu uzunluğu da bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Şöyle yapalım. 30'un gördüğü yere şu uzunluğa A desek 90'ın gördüğü yer 2 katı olacak. Sonuçta eşkenar üçgen olduğuna göre bu kenar uzunluğumuz, yani 2A artı 2 dediğim yer bu kenar uzunluğuna, yani A artı 4 dediğim yere eşit olacak. A buraya gelirse 1A, 2 buraya gelirse 2 kalır. Yani A gördüğümüz yere 2 yazmak suretiyle arkadaşlar burada eşkenar üçgenimizin bir kenar uzunluğunu 6 olarak bulmuşuz. O halde alanımız pratik olarak nasıldı? Bir kenar uzunluğunun karesini al, köküç bölü 4 ile çarp. Sadeleştirecek olursak aradığımız yanıt buradan 9 köküç olarak bulunmuş olur. Ve geldik arkadaşlar 4. sorumuza. Baş harfimi yazmaya çalıştım burada da. Şekilde büyük de eşkenar üçgen, küçükler de eşkenar üçgenmiş. Küçük olan eşkenar üçgenlerin alanları toplamı 16 köküçmüş arkadaşlar. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 arkadaşlar, bir kenarına da A diyelim şöyle. Daha rahat görün arkadaşlar. Dolayısıyla bir kenarı A ise bir kenarı A olan eşkenar üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? A kare köküç bölü 4. Bu küçük olandan kaç tane var? 16 tane. Dolayısıyla komple arkadaşlar taralı alan 16 tane A kare köküç bölü 4'tür. Onu da soruda size 16 köküç olarak vermişim. 16'lar ve köküçler giderse A kare bölü 4 eşittir 1. A kare eşittir 4. Ve A eşittir 2 sonucu bulunur. Peki arkadaşlar, A dediğimiz küçük eşkenar üçgenlerin kenar olduğuna göre o zaman buraları da aynı şekilde 2'leri yazabiliriz. Ayrıca şurası 60 derece. Sonuçta arkadaşlar görüyorsunuz 60, 60 ve buralar da aynı mantıkla 60'ar derece gelecek. Yani bu da bir eşkenar üçgen. Dolayısıyla burada 2, 2, 2 yazarsanız şurası 6 ise otomatikman burası da 6 oluyor. O halde büyük şekilde bir eşkenar üçgen olduğuna göre 6, 8, 10, 12, 14. Büyük eşkenar üçgenimizin bir kenar uzunluğu 14 oldu. O halde arkadaşlar büyük eşkenar üçgenimizin alanı bir kenarının karesi köküç bölü 4 formülüyle bulunacak. 14'ün karesine geldi. 196 köküç bölü 4. 2'ye bölsek buradan
98 gelecek. Bir daha 2'ye bölsek arkadaşlar 49 gelecek. Aradığımız yanıt buradan 49 köküç olarak bulunmuş olur. 6. türdeyiz. Alan oranlama. Üçgende alanın kuşkusuz en önemli kısmı alan oranlamadır arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapacağız. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılıdır. Yani bir üçgen düşünün. Köşeden çizdiniz mesela, tabanı keşit parçaya böldünüz. O halde alanlar da eşittir. Mesela tabanı K, 3K ve 2K diye ayırdınız. O halde K'ya alan geliyorsa 3K'ya 3 alan gelir, 2K'ya 2 alan gelir. Bu çok ilginç arkadaşlar. Paralel verildiği zaman, o halde ikisi birbirine paralelse, burada oluşan şu üçgenin, şöyle çizelim, yüksekliği ile burada oluşan bu üçgenin yüksekliği arkadaşlar ne olmak zorunda, birbirine eşit olmak zorunda. O halde burada da alanlar tabanlarla orantılı. Yani paralellik gördüğümüzde K'ya alan geliyorsa 2K'ya 2 alan diyeceğiz. O halde hemen birinci sorumuza bakalım. Verilenlere göre taralı alan kaçtır diye sormuşuz. Öncelikli olarak tabanları eşitse, şöyle çizelim isterseniz daha da rahat görün. Buradaki şekilde arkadaşlar, tabanlar eşitse, eşite A gelirse, eşite A gelir diyeceksiniz. Daha sonra arkadaşlar, bu üçgenin alanı nasıl bulunacak? Toplamda 2A. Bu bilinen üçgenin taban uzunluğu 6. Bu tabana ait olan yükseklik de 6. İkisini çarpıp 2'ye böleceğiz. Dolayısıyla 2'ye böldük 3. Bunu da 2'ye böldük 3. Alan buradan 3 kere 3'ten 9. Zaten taralı alanı soruyordu. O halde aradığımız yanıt buradan 9 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuzda az önce bahsettiğim orandan bahsediyorum arkadaşlar. Neydi? Paralellik verilirse alanlar tabanlarla orantılıydı. Yani 4'e 6 geliyorsa evet x'e de 15 gelmiş. Dilerseniz kenarı alana bölün. Dilerseniz alanı kenara bölün. Hiç fark etmez. Biz kenarı alana bölelim. O halde 4 bölü 6 diyelim. Eşittir. Yine önce kenarı yazıyorum. X bölü sonra alanı yazıyorum. 15. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan 15 çarpı 4'ten 60 eşittir 6x. Aradığım x yanıtı buradan 10 olarak bulunmuş olur. Ve geldik arkadaşlar 3. sorumuza. Evet, burada da taralı alan kaçtır diye sormuşuz. 2 ve 8 vermişiz. 2'ye 2 alan, 8'e 8 alan diyebileceğim gibi her ikisi de 2'nin katıdır. 2'nin 1 katı olduğu için 1 alan, 2'nin 4 katı olduğu için buraya da 4 alan diyebilirim. Peki daha sonra ne yapacağız? Bu üçgen, bir dik üçgen 6 var. Hipotenüs 10 olduğuna göre bu bir 6, 8, 10 üçgenidir arkadaşlar. O halde buraya da 8 yazdık. Tamamı kaç alan buranın? Toplarsak 5 alan. Tüm alan nasıl bulunuyordu? Dik kenarları çarp 2'ye böl. 6 kere 8, 48. 2'ye böl, 24. Dolayısıyla her iki tarafta bilinmeyenin katsayısına bölersek alan buradan 24 bölü 5 gelecek. Ancak bizden taralı bölgenin alanını, yani 4 alan istiyor. O halde bu sayıyı 4 ile çarpacağız. O halde taralı alan dediğimiz kısım 4 çarpı 24 bölü 5'ten aradığımız yanıt 96 bölü 5 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 4. sorumuza. Gayet güzel bir soru arkadaşlar. Evet, burada ne yapacağız? Hemen ona bakalım. Önce açıortayı buradan bir kullanmaya çalışsak 5K'ya 6K var. 5K'nın üstüne şuraya 5'in başka bir katı yazalım. 5A. 6K'nın üstüne de şuraya 6'nın başka bir katı yazalım. 6A. Tabii ki şu ikisi aynı oranlı olması lazım. Yani 5A'ya 5K, 6A'ya 6K. Burada hiçbir anormallik yok. Madem iki eşit parçaya bölmüş, 6A'yı o zaman ben 3A'ya 3A diye yazabilirim. Devamında şuradaki üçgende açıortay kuralını kullanacak olursam 5A'ya 5'in bir katı olan, atıyorum 5M gelsin. 3A'ya da yine aynı şekilde 3'ün bir katı olan 3M gelsin. Bakın 5A'ya 5M, 3A'ya 3M. Her şey doğru gidiyor. Peki şimdi gelelim şu alttaki küçük üçgene. Bakınız 3M'ye ne gelmiş? 15. 5 katı. Aynı şekilde 5M'ye de 5 katından 25 gelecek. Sonra dönüyorum alttaki şu üçgen arkadaşlar. BCD üçgenine lütfen dikkat kesilin. Burada 5K'ya ne gelmiş? Komple bakarsak 40 gelmiş. Yani 8 katı. Aynı şekilde arkadaşlar 6K'ya da 8 katından 48 gelecek. Son olarak en büyük fotoğrafa bakıyorum. Bakın bu ikisi birbirine eşit bölünmüş ya. Ben komple buradaki alanı bulursam, eşit çizgiye bu geliyorsa eşit çizgide bu gelir diyeceğim. Yani şuradaki BCD üçgenin alanı bulup 2 ile çarpacağım. 15 ile 25 toplarsam 40, 48'i toplarsam 88. Yani eşit çizgiye 88 geliyorsa yine eşit çizgiye 88 gelir. Dolayısıyla toplarsak arkadaşlar buradan aradığımız yanıt 176 olarak bulunmuş olur.
7. türümüzdeyiz. Alan oranlama 2. seviye. Verilenlere göre taralı alan 22 ise bütün üçgenin alanı kaçtır diye bize sormuş. Öncelikli olarak burada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bakın burada K var. Burada da arkadaşlar 3A var, görüyorsunuz değil mi? Buradaki yan kenarları çarpıp içine alan oranı olarak yazmak çok akıllıca olacak. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Yani bunun katsayısı 1, bununki 3. 1 kere 3'ten 3 alan diyebilirsiniz. Yani K'ya 3 alan dediğinizde 3K'ya da arkadaşlar 3 katından 9 alan gelecek. Peki hocam bunu neden yaptık derseniz. Bakınız burası 3'ün katı olduğu için bu sefer komple üçgeninizin alanı 3'ün katı geldi. Eğer ki biz burada kata 1 alan, 3 kata 3 alan deseydik 3A'ya bu sefer 4 alan gelecekti. Keseli sayı olacaktı. Çözümü zorlaşacaktı. Ama biz ne yaptık burada? Şu iki yandaki sayıyı çarparak kat sayılarını içine alan oranı olarak yazdık ki K'ya 3 alan, 3K'ya 9 alan, komple şurasına baktığımızda bu sefer 3'ün katı gelmiş oldu. 3A'ya ne gelmiş? 12 alan, yani 4 katı. O halde 2A'ya da 4 katından 8 alan gelecek. O halde taralı alan dediği kısım toplayacak olursak 11 alan eşittir 22 olarak verildiyse alan buradan 2 olarak bulunacak. ABC üçgen alanı sormuş, yani tamamını 9, 3 de burada 12, 8 de burada 20 alanı soruyor. O halde alan ikisi aradığımız yanıt buradan 40 olarak bulunmuş olur. Birinci örneğimizde açıortay doğrusu verilmiş. Biz bunu açıortay konusunda öğrenmiştik. 3'e 3'ün katı geliyordu. 5'e 5'in katı geliyordu arkadaşlar. Dolayısıyla 3 kat, 4 kat, 5 kat üçgeniydi. O halde 4 kat dediğimiz yer 8 ise kat buradan 2 gelecek. O halde 3 kat da buradan 6 gelecek. Taralı olan üçgenin bilinen kenar uzunluğu 5 burası. Buraya ait olan yükseklik de 6. 2'ye bölersek aradığımız yanıt buradan 15 olarak bulunmuş olur. İkinci örneğimize bakalım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Açıortay dursun, burada bir şey anlatmaya çalışacağım. Bakınız burada 10 var. 10 dediğimiz kısma 10 alan gelmiş. O halde 6 dediğimiz kısma da 6 alan gelecek. Bakın 10'a 10 alan geliyorsa 6'ya 6 alan. 3 alanı buradaysa 6 olması için 3 alan da buraya kaldı. Bakınız 3 alan 3 alan. Tabanı 2 eşit parçaya bölmek zorunda kalacak. 90'dan geldi, 2 eşit parçaya böldü. O zaman burada hatta bir muhteşem üçlü oluşacak. Ayrıca 6'ya 6'nın katı geldi deseydik, 10'a da 10'un katı, 6, 8, 10 üçgeni olacaktı. Yani burası arkadaşlar 8'in katı olacaktı. 8'in katı 16 ise kat buradan 2 gelecekti. O halde 6 kat dediğimiz bu kısımda 12 gelecekti. Hemen şuradaki dik üçgene baktığımız takdirde K, 2K, K kök 5 gibi. Dik kenarlar birbirinin 2 katı ise hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı. Yani hipotenüs dediğim 2x dediğim kısım 6, 12, 6 kök 5. Yani kısa olanın kök 5 katı. 6 kök 5 diyeceğiz. Dolayısıyla aradığımız x yanıtı buradan 3 kök 5 olarak bulunmuş olur. Peki geldik 3. soruya arkadaşlar. Burada BC uzunluğu, burayı 9 olarak vermişim. Taralı alanların toplamı kaçtır diye sorduk. Öncelikle bu alana A desek, bu alana da B desek arkadaşlar. Aklıma şöyle bir şey geliyor burada. Bakınız buradaki kenarlar eşit ya. Eğer ben burada FC'yi birleştirirsem eşite B geliyorsa eşite B gelecek. Çünkü eşit tabanlar eşit alan bölerler. Yani ben A artı B'yi buradan değil de A artı B'yi bakın buradan rahatlıkla bulabiliyorum. O halde bu üçgenin alanını bulabiliriz. Sonuçta burayı 4 zaten vermiş. Ayrıca soruda şurayı da 9 olarak vermiş. Ve bu bir dik üçgen olduğuna göre dik kenarları çarp 2'ye böl. 36 bölü 2'den aradığımız yanıt buradan 18 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 4. sorumuza. Gayet güzel bir soru. Bir kere şimdi burada ABF üçgenine baktığımız takdirde arkadaşlar bu üçgenin içerisinde 90'dan gelmiş, şu ikisi eşitse muhteşem üçlü kuralı gereği bu da onlara eşit olmak zorundadır. Peki burada taralı alanlara A ve B demiş olsaydık ne olurdu? Ona bir bakalım. Şimdi lütfen şuraya dikkat kesin. Şu ikisi birbirine arkadaşlar eşit ya. Eğer ben buradan EF'yi çizersem bakın şuradaki üçgene şöyle bir bakmanızı istiyorum. Eşit çizgiye A geliyorsa eşit çizgiye, yani komple şuradan bahsediyorum arkadaşlar. Burası da otomatikman ne olmak zorunda? A olmak zorunda. Bakın eşite A geldi, eşite A geldi. Ben A artı B'yi arıyordum. O zaman ben A artı B'yi onun vermiş olduğu taralı şekillerden değil, kendi oluşturmuş olduğum buradan
rahatlıkla bulabilirim. Nasıl bulacağım? Taban uzunluğum 2. Bakın köşe burası oluyor. Gelen yüksekliğim de 2. Çarpıp 2'ye bölersem aradığım yanıt buradan 2 olarak bulunmuş olur. 8. türdeyiz. Ağırlık merkeziyle alan oranlama çok sık karşımıza gelen alan oranlamalardan bir tanesidir. Ağırlık merkezi yani üçgenin kenarortaylarının kesişim noktası eğer ki köşeleri birleştirilirse arkadaşlar 3 eşit alana böler. Eğer komple kenarortaylar çizilirse 6 eşit alana böler. Eğer ki kenarortaylar çizildikten sonra kenarortay ayakları birleştirilirse içerideki alanlar AAA ise dışarıdaki alanlar da 3'er katı olmak zorunda. Şimdi birinci soruda verilenlere göre alan ABC kaçtır diye sormuş. G ağırlık merkezi demiş. Burada bir kere bir 5, 12, 13 dik üçgeni var. O halde ben bu üçgenin alanını bir kere bulayım. Nasıl bulacağım? Dik üçgenlerin alanları dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorduk. 5 çarpı 12 60 yapar. 2'ye böldük 30. Eğer ki köşe noktasını ağırlık merkezine bölersek 3 eşit alana bölüyordu. O halde hepsi 30 olacak. Aradığımız yanıt buradan 90 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuza bakalım. Bu soruda K'ya 3 gelmiş. Buradaki şekilde görüyorsunuz. 2K'ya da ne gelecek? 6 gelecek. Alanlar tabanlarla orantılıdır. G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre köşeye birleştiriyorum. Dolayısıyla buradaki üçgenimin komple ağırlığı arkadaşlar 9 ise o halde bu parçalarda 9, 9 olacak. Çünkü 3 eşit parçaya böler. Dolayısıyla 9 kere 3'ten aradığımız alan ABC 27 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza. G ağırlık merkezidir demiş. Tüm alan 96 ise taralı alanların toplamı kaçtır? Zaten yukarıda arkadaşlar verilen bu özellikten soruyu çözeceğiz. Nasıl yapacağız? İçerideki kısımlara A diyeceğiz. Dışarıdaki kısımlara da 3A diyeceğiz. Sonra bunların arkadaşlar tamamını toplayacağız. Kaç A yapar? Ona hemen bakalım. Dışarıdakiler 6 tane 3A'dan 18A. İçeridekiler 6A'dan tamam arkadaşlar 24A geliyor. Tamam bize kaç olarak verilmiş? 96 olarak. Kaç katı arkadaşlar buradan? 4 katı. Yani A buradan 4 olarak bulunur. Taralı alanlar 1, 2, 3 tane A var. O halde 3A da buradan 12 olarak bulunmuş olur. Geldik 4. sorumuza. Burada arkadaşlar taralı alanı sormuşuz. Bakın A'dan çizmişim 6, 6, 2 eşit parçaya böldüm. C'den çizmişim 3, 3 bölmüşüm. Dolayısıyla bu nokta eğer ki AC çizilirse ağırlık merkezi olacak. Yani buraları çizdiğimde ne olacak? Bu da kenarortay arkadaşlar olmak zorunda. Yani 6 eşit alana bölmek zorunda. Dilerseniz tamamını bulun. Dilerseniz sadece buradaki dik üçgeni bulun. Size kalmış. Hadi kolaylık olsun. Biz buradan gidelim. İçinde kaç tane A var? 3 tane A var. 6 çarpı 6 bölü 2. 6 kere 6 36. 2'ye böldük 18. A da buradan 6 geliyor. Bizden 2A istiyor. Yani aradığımız yanıt 12 olarak bulunmuş olur. 9. türümüzdeyiz. Çarpı alan oranlaması ne demektir bu? Pek duymamış olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki soruda böyle çarpıya benzer bir işaret görürseniz bakın burada mesela göstermişim. Kural şu. Bunlar arkadaşlar aynı kattan verildiği zaman şöyle birleştirin. 1 kere 2 2 alan. 2 kere 3 3 alan. 3 kere 4 12 alan. 1 kere 4 4 alan. Yani ikisini çarpıp içine alan oranı olarak yazabiliyoruz. Burada bununla bu aynı harfe sahip olsun. Bununla da bu yeterli. İlla diyorum hepsi mesela K cinsinden olmasına gerek yok. Bununla bu A cinsinden olsun. Bununla bu B cinsinden olsun. Bu şartı sağlıyor. Bir de arkadaşlar yan kenarları çarp alan oranı olarak içine yaz. Mesela şöyle bir şekil gördünüz ya. 1 kere 2 2 alan. Tamamı 4 kere 3 12 alan. İkisi buradaysa 10 alan diyebiliyorsunuz. Çok eğlenceli bir yöntem. O halde hemen ilk sorumuza bir bakalım. Şimdi burada 3K var, 2A var. Sadece kat sayılarını çarpacağız arkadaşlar. 3 kere 2, 6 alan diyeceğiz. Komple şuraya bakalım. Burası 5K, burası 6A. Yani bu aynı cinsten, bu aynı cinsten olsa yetiyor yani. Dolayısıyla 5K burada, 6A burada kat sayılarını çarpın. 5 kere 6'dan 30. Tamamı arkadaşlar 30 alan olacak. Zaten tamamını sormuş. 30 alan kaçtır? Peki bize ne vermiş? 6 alan eşittir 7'dir. 30 alan 6 alanın nesi? 5 katı. O halde bunu 5 ile çarparsak aradığımız yanıt 7 kere 5'ten 35 olarak bulunmuş olur. İkinci örneğimize bakacak olursak alan ABCD kaçtır diye sormuşuz. Şimdi yapmamız gereken bakın çarpıyı görüyorsunuz. Bakın aynı cinsten. Bunlar da kendi aralarında aynı cinsten. 3 kere 2 6 alan. 2 kere 4 8 alan.
4 kere 4 16 alan, 3 kere 4 12 olan. Çarpıyorsun, içine yazıyorsun. Olay bu. 6 alan burada kaç olarak verilmiş? 18. Demek ki arkadaşlar alan buradan 3 gelecek. Toplayalım. 8 burada, 12 burada arkadaşlar, 20 yaptı. 36 yaptı. Altta burada 42 alan yaptı. 42 ile de 3'ü çarpacak olursak 6. Aradığımız yanıt buradan 126 olarak bulunmuş olur. Ve geldik arkadaşlar 3. sorumuza. Şimdi bakın, burada eşit çizgiler var ya, bunlara mesela KK deyin. Eşit olan kısımları da buralara AA deyin. 1 kere 1'den 1 alan diyelim. 2 kere 3'ten 6 alan diyelim. 1 alanı buradaysa 5 alan. Şimdi tamamı 6 alan yapıyor. Bize soruda tamamı, yani 6 alan 54 verildiyse alan buradan 9 gelmiş oldu. Peki bizden ne istiyor? Taralı alanı, yani 5 alan istiyor. 5 alan da buradan 5 çarpı 9'dan 45 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt E seçeneğidir. Ve geldik 4. sorumuza. İsterseniz şuradaki eşit mesafeleri AA'ları yazayım şöyle. Kafanız karışmasın. Buraları da BBB diye yazayım. Öncelikle ilk üçgenimiz bu olduğuna göre yan kenarlar 2 kere 2'den 4 alan geldi. İkincisine geliyorum arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Şurada 5 alan var. Burada da 3 tane var. Çünkü ikinci üçgenim bu. 5 kere 3'ten 15 yaptı. 4'ü buradaysa 11 alan kaldı arkadaşlar. Ve tamamına bakalım. Tamamı da 1, 2, 3, 4, 5, 6A burada. Burada arkadaşlar 4B var. 6 kere 4'ten tamamı 24 gelmiş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bizden istenilen taralı alan dediği yer 11 alan. Tüm alan dediği yere de 24 alan demiştik. A'ları sadeleştirirsek aradığımız yanıt arkadaşlar buradan ne gelecek? 11 bölü 24 olarak bulunmuş olur. 10. türdeyiz. İç teğet çemberin merkezi ile alan oranlama, alan taşıma ve alan oranındayız arkadaşlar. Şimdi bir üçgenin iç teğet çemberinin merkezi demek iç açı ortayların kesişim noktasıdır. Bu nokta arkadaşlar şuralara indirdiğimizde açı ortay doğrularından kollara indirilen dikme ayakları eşittir. Yani buradaki üçgenlerin hepsinin yüksekliği eşittir. O halde alanlar tabanlarıyla orantılı olacak. Yani tabanı A ise burası A'nın alan katı. İşte tabanı arkadaşlar B ise burası B'nin alan katı. Ve tabanımız arkadaşlar C ise burası C'nin alan katı şeklinde verilecek. Ama şimdi göstereceğim özellik çok önemli. Lütfen iyi anlayın bunu. Paralellik gördüğümüzde, bakın bunu dörtgenlerde ve yamukta da çok sık göreceğiz. Paralellik verildiğinde çarpı işareti şöyle çizilmiş olsun. Yani hocam şu ikisi eşit olacak mı? Alakası bile yok. İstiyorsanız böyle olsun arkadaşlar. Eşit olmadığını görün. Hiç önemli değil. Şu çarpı işaretini, yani köşegenleri çizdiğinizde yanlamasına bu iki alan birbirine arkadaşlar eşittir. Sebebi de şu. Buraya arkadaşlar B demiş olsanız, bakınız bu üçgenin alanına da şuraya A dediniz, B dediniz. Şimdi burayı bulmaya çalışalım. Şimdi taban aynı. Buradan gelen yükseklik arkadaşlar eşit. Sonuçta buradan bakarsanız şuradaki üçgene bakın lütfen arkadaşlar. Taban gene aynı. Yükseklik de bununla eşit. Dolayısıyla buradaki şu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı birbirine eşit olduğu için B'ler ortak, o zaman bu ikisi ne oluyor? Eşit oluyor. Yani şu şekilde bile olsa çapraz çizildiğinde paralelliğe göre yanda kalan alanlar eşittir. Bu üçüncü tür genelde eskiden arkadaşlar çok fazla gösterilirdi. Artık pek sık görmüyoruz ama ben gene de söylemek istiyorum. İki tane üçgen arkadaşlar çizildiyse iç içe şöyle yapıyoruz. İçerideki üçgenin alanı bölü büyük üçgenin alanının oranı eşittir. Atlayarak çarpıyorsunuz. Yani A çarpı C, bakın bir atladık C, bir atladık E. A, C, E, A, C artı sonra bu şekilde B, D, F. A, C, E'yi çarpıyorsunuz artı B, D, F'yi çarpıyorsunuz bölü tamamı tüm kenarlar X, Y, Z. Kenarların tamamını çarparak oranlıyorsunuz. Evet, birinci soruda arkadaşlar demişiz ki I noktası ABC'nin, yani büyük üçgenin iç teğet çemberin merkezi alanı kaçtır diye sormuşuz. Evet, 5K'ya 10 gelmiş, 2 katı. O halde 4K'ya da 2 katından 8 gelecek. 6K'ya da 2 katından 12 gelecek. Toplarsak 20, 10 daha. Aradığımız yanıt buradan 30 olarak bulunmuş olur. Gelelim ikinci örneğimize. Bu 3, 4, 5 üçgenidir. Sonra I'yı köşeye birleştirirsek, çünkü burada arkadaşlar 2 tane açıortayın birleştiği nokta iç teğet çemberin merkezidir. 3'e 3 alan gelse, 4'e 4 alan gelse, 5'e de 5 alan gelir. Tamamını toplarsak buradan arkadaşlar 12 alan. Peki nasıl bulunur bu? Dik kenarları çarp 2'ye böl.
3 kere 4 12. 2'ye bölersek arkadaşlar ne geldi buradan? 6. Her iki tarafı 12'ye bölecek olursak A dediğimiz değer buradan 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Bizden istenilen taralı alan yani 5 alan o halde 5 çarpı 1 bölü 2'den 5 bölü 2 bir başka deyişle 2,5 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza arkadaşlar. Bu soruda da şöyle yapacağız. Bakınız paralellik verilmiş. Bizden taralı alanı istemiş. Şimdi paralellik verildiğinde şurası çizilmiş arkadaşlar. Biz de gelin şurayı çizelim. Paralelliğe göre ne demiştim size? Yanda kalan bu alanlar birbirine eşit oluyordu. O halde buraya da B dersek sonuçta soruda bizden A artı B istemedi mi? Evet A artı B istedi. Ben bu sefer bakın A'yı buraya taşımak suretiyle şöyle bir A artı B üçgeni daha buldum. O halde bu üçgenin bilinen taban uzunluğu 4. Bakın burada iki köşesi. Üçüncüsü burada. O halde yükseklik burası olacak. Yani 4 çarpı 5 bölü 2'den de ben bu alanı bulabilirim. 20 bölü 2'den aradığımız yanıt buradan 10 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 4. sorumuza. Verilenlere göre arkadaşlar taralı alanı istiyoruz. Bakınız paralelliği gördünüz. Hemen çarpı işaretini oluşturuyoruz. Şu şekilde. Paralelliğe göre çarpı işaretini görürseniz yanlamasına iki alan birbirine eşitti. O halde buraya da B dersek soruda bizden A artı B istiyor. İşime yaramaz. Ben bu A'yı buraya koyarak aynı A artı B'yi buradan bulacağım. Bilinen taban uzunluğum 4. Bu tabana ait olan yüksekliğim de 5. Çarpıp 2'ye bölersem yine aradığım yanıt buradan 10 olarak bulunmuş olur. 11. türdeyiz. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Evet, kelebek gördüğümüzde örnek olarak bakın benzerlik oranımız K bölü 2K. K bölü 2K'nın karesini aldığımızda K'lar sadeşir. 1 bölü 2 karesi de 1 bölü 4 yapar. Yanlarına A yazarsak K dediğimiz üçgen alanı 1A ise 2K dediğimiz üçgen alanında arkadaşlar 4A gelmiş oluyor. Peki bu şekilde iç içe verilen üçgenlerde bu iş nasıl yapılıyor? Bakın paralellik burada arkadaşlar. Benzerlik oranımız 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar küçük olan üçgene 1A dersek büyük olan üçgenin 4A olması için. A'sı buradaysa 3A kalır. Peki arkadaşlar hemen şunu da söyleyelim burada. Burada paralellik verilmiş olsun arkadaşlar. Burada paralellik verildiyse şu ikisi birbirine eşitse bu ikisi de birbirine eşit olmak zorunda paralellikten dolayı. Dolayısıyla arkadaşlar ne söyleyebiliriz buradan? 1 birim çarpı 1 birim 1 kere 1 1 alan. Sonra 2 kere 2 4 alan. A'sı buradaysa 4 alan olması için buraya 3 alan kalın. Bakın aynı yöntemi bu şekilde bulabiliriz. İlla benzerlik oranının karesi yapmanıza gerek yok. Dilerseniz mesela birinci soruyu öyle çözelim. Madem burada paralellik var. 2K'nın karşısına 2A, K'nın karşısında 1A yazabilirsiniz. 2 kere 2 4 alan dersiniz. 3 kere 3 9 alan. 4'ü buradaysa 5 alan kalır. 5 alan soruda bana 25 olarak verilmiş. Alan buradan 5. 4 alan istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar 4 alanda 4 kere 5'ten aradığımız yanıt 20 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuza bakalım. Burada mecburen benzerlik oranının karesini yapacağız. Çünkü burada vermiş arkadaşlar benzerliği. O halde benzerlik oranımız kök 2 bölü x. Bu sayının karesi eşittir. Küçük üçgenimizin alanı 1a. Büyük üçgenimizin alanı ise arkadaşlar 2a. A'lar gitti. Kök 2'nin karesi 2. X'in karesi x kare. Burada sadeleştirince ne kaldı? 1 bölü 2. Karşıya atarsak 4 eşittir. Karşıya atarsak x kare. X kare 4 ise x buradan 2 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza arkadaşlar. Öncelikli olarak şunu bir söyleyelim. Orta tabandır arkadaşlar buradaki olay görüyorsunuz. Her seferinde 1'e 3 olan oran gelecek. Yani 3'ün soruda uzatmak istemiyorum. Orta noktalar görüyorsunuz birleştirilmiş. Bunlar bu şekilde çizilse bile orta taban olayı değişmez. Dolayısıyla A'ya 3A, A'ya 3A. Mesela burası 3 ise 3 katından arkadaşlar burası ne gelecek? 9. Burası 12 ise 3'e böldüğümüzde buraya ne gelecek? 4 diyebilirsiniz. A'ya 3A, A'ya 3A şeklinde yazabilirsiniz. Komple alanı soruyor. 4, 3 daha 7 geldi. 12, 9 daha 21 geldi. Toplayacak olursak aradığımız yanıt buradan 28 olarak bulunmuş olur. Dördüncü örneğimize bakacak olursak taralı alan kaçtır diye sormuş. Yapmamız gereken buradaki kelebek hayvanını görüyoruz. Oranımız kaça kaç? 2'ye 3 görüyorsunuz.
Hemen bu 2'nin yan tarafına buraya 2a yazıyorum. Sonuçta oran aynı. 2'ye 2a, 3'e de 3a. Aynı doğrusallıkta gelebilir. Sonra diğer kelebeği kullanalım. Evet, benzerlik oranından değil de şu bizim çarpı oranlaması da yapalım. 2a'nın karşısında 2'nin başka bir katı olan 2b, 3a'nın karşısında da 3b diyelim. Sonra çarpı işaretini görünce 2 kere 2 4 alan, 3 kere 3 9 alan diyebilirsiniz. 4 alan dediğimiz yer 8 arkadaşlar. Alan buradan 2'dir. 9 alan da buradan 18'dir. Bu a ile bu a'yı karıştırmayın. Burada taralı alanı soruyoruz anlamında söyledik. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan 18 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt E seçeneğidir. 12. türümüzdeyiz. Eşlik benzerlik yardımıyla alan bulma. Mesela işte bize soruda 5'e 3 verecek. Buradan biz dikmeleri indireceğiz arkadaşlar. Tales gereği 5'e 5h, 3'e 3h diyeceğiz. Ya da şuradan 5'e 5'in katı, 8'e 8'in katı diyerek buradaki üçgenimizin mesela tabanı 5k, yüksekliğine 3h diyeceğiz. Büyük üçgenimizin tabanına 8k, yüksekliğine de 5'i buradan 3'ü buradan 8h diyeceğiz. Veya işte burada eşlik yardımından faydalanacağız. Ya da böyle dikmeler indirerek soruları çözeceğiz. Şimdi mesela birinci soruya bakacak olursak, bu soruda bize verilen alanlı olan şekillerde taban uzunluğumuz her iki üçgen için aynı. Biz ne biliyorduk arkadaşlar? Tabanları aynı olan üçgenlerin alanları yükseklikleriyle orantılıdır. Yani 12 ile, bakın bu ikisi tam üst üste gelmek zorunda değil. 12 ile arkadaşlar 16'yı direkt sadeleştirelim. 3'e 4 gelir. Yani bunun yüksekliğine 3h dersek, bunun yüksekliğine arkadaşlar 4h diyebiliriz. Şimdi buradaki 3'e 4h oranını istiyorsanız karşıya mesela buraya 3h'ın karşısına 3a, 4h'ın karşısına 4a deyin. Şunu da diyebilirsiniz. 3a'ya mesela burasına komple 3'ün katı deyin. Sonra burası tamamı ne? 7a bakın. 3a'ya 3'ün katı geliyorsa 7a'ya komple 7'nin katı gelir diyebilirsiniz. Daha sonra ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu üstteki üçgen var ya, buradan yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Dersiniz ki buradan bu üçgenin alanı taban uzunluğu 3K, yüksekliği 3H bölü 2. Bana kaç olarak verilmiş? 12. Hemen burada sadeleştirsek 3'e bölsek buradan 4. 2'yi karşı yazsak 3KH buradan 8. KH buradan 8 bölü 3 gelir. Peki komple üçgenimizin alanı tabanı 7K, komple yüksekliği de 3 buradan 4 buradan 7H gelecek. Bir de 2'ye böleceğiz. Yani 49 bölü 2 çarpı KH. KH dediğimizde 8 bölü 3. Sonra 2 ile 8'i sadeleştirdik. 4. 9 kere 4 36. 16 3 de oradan var. 196 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Ya da şunu da yapabilirdiniz. Mesela 3A 4A yazdık ya. 3A'nın karşısına 3B. 4A'nın karşısına 4B deyip 3 kere 3 direkt buraya 9 alan derdiniz. Sonra 7 kere 7'den tamamına 49 alan derdiniz. 9 alan eşittir 12 ise 49 alan eşittir soru işareti. Buradan da rahat bir şekilde bulabilirdiniz. Peki ikinci sorumuza bakalım. Bu bir 3 4 5 üçgenidir arkadaşlar. Şöyle yapmak istiyorum bu soruda. Şuraya dilerseniz A diyeyim. Şuraya da B diyeyim. Aslında normalde açılarını biliyorum. 3'ü gören açı 37 derece. İşte 4'ü gören açı 53 biliyorum da neyse A B diyelim. 90 A ise buraya ne kaldı? B. Bakın benzerlik oranımıza bakalım. B kaçı görür? X. B kaçı görür? 4. Benzerlik oranımın karesi eşittir. Küçük üçgenimin alanı 1A. Büyük üçgenimin alanı toplarsam 4A. Sadeleştiriyorum buradan. X'in karesini aldım. X kare. 4'ün karesini aldım. 16. Eşittir. 1 bölü 4 kaldı. Sadeleştirdim ve karşıya attım. X kare buradan 4. X de buradan 2 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuz arkadaşlar. Burada şimdi şu üçgeni görüyorsunuz. Bunu çok sık göreceğiz. Açılarını harf verelim. AB diyelim. AB 90 ise arkadaşlar A artı B 90'dır. O zaman buraya A kaldı. Sonra buradan bir dikme indiriyorum. 90'ın gördüğü yerler aynıysa bu üçgenle bu üçgen birbirine eştir. A kaçı görüyor? 8. A kaçı görecek? 8. Taralı alanı soruyor arkadaşlar bize. Tabanı da 8. Yüksekliği de 8. 2'ye böleceğiz. 64 bölü 2'den aradığımız yanıt 32 olarak bulunmuş olur. Ve geldik dördüncü sorumuza. Şimdi burada AB ile AC eşitmiş. Yani bu bir ikizkenar üçgen. Gösterelim. AB ile AC birbirine eşit. Hemen tepe noktasından bir dikme çiziyorum. Tabanı keşf parçaya bölüyorum. Bakınız burada
90 90 olduğu için şu iki doğru da aynı zamanda birbirine paralel oldu. Yani şöyle mesela tabana A'ya A desem, şuraya H desem, orta tabandan şu uzunluğu arkadaşlar 2H diyebilirim. Burada bir orta taban durumu söz konusu. Demiş ki alan ABC, şimdi şuraya isterseniz şöyle büyük H diyelim. Alan ABC'yi nasıl bulabilirim? Taban uzunluğum 2A, yüksekliğim tamamı AH bölü 2. Eşitmiş 3 tane. Peki ne 3 tane? BCD. BCD şu üçgenin alanı. Peki bu üçgenin alanında dik kenarlarım 2A var, 2H var, bölü 2. 2A bölü 2'ler karşılık olarak giderlerse AH buradan 6 tane H geldi. Bakınız bir H buradaysa, tamamı 6H ise buraya kaldı 5H. Sonra arkadaşlar burada bir kelebek hayvanı göreceğiz. Evet, şöyle koyu bir renk bir kalem alalım. Burada iki doğru birbirine paralel olduğuna göre kelebek hayvanı. Sizin için şöyle koyu bir şekilde arkadaşlar boyayalım. 2H'a 5H var, görüyorsunuz arkadaşlar. 2H'a 2M gelse 5H'a da 5M gelecek. Buradaki kelebek hayvanı gelince 5'e 2, 5'e 5M, 2'ye 2M. Madem başlangıçta bu bir ikizkenar üçgende arkadaşlar, o halde burası 21 ise eşittir. Şurada yazmış olduğum 7M de 21'e eşittir. Yani M buradan 3 gelecek. Peki benden istediği X de arkadaşlar, yani şu mesafeydi. Yani 2M'ydi. Aradığım yanıt buradan 6 olarak bulunmuş olur. 13. türdeyiz. Şimdi sırada sinüs ile alan bulma var. Evet, bir üçgende iki kenarı ve aradaki açının sinüs değerini arkadaşlar bildiğimiz zaman üçgenin alanını bulabiliyoruz. Şu şekilde alan ABC eşittir 1 bölü 2 çarpı yan kenarlar çarpı aradaki açının sinüsü. Peki birdeki üçgende sinüs ne demekti? Bir dar açıya alfa dersek bu açının karşısındaki dik kenarın hipotenüsü olan bölümüne sinüs alfa denir. Peki sinüsün 30'uyla 180'e tamamlayan sinüsün 150'si birbirine eşit ve bunun değeri 1 bölü 2. Sinüsün 45'i 180'e tamamlayan sinüsün 135'ine, o da kök 2 bölü 2. Sinüs 60 da 180'e tamamlayan sinüs 120'ye, o da kök 3 bölü 2'ye eşittir. Bu bilgiler ışığında sorularımızı çözmeye çalışalım. İlk sorumuzda verilenlere göre üçgenin alanını sormuş. 1 bölü 2 çarpı yan kenarlar 3 çarpı 8 çarpı aradaki açının sinüsü, yani sinüs 60. Şimdi sinüs 60'ın değeri kök 3 bölü 2 idi. Hemen buradan bakalım. 2 kere 2 4. 4'e böldük, burada 2 kalır. 3 çarpı 2 6. Bir de kök 3 var. O halde aradığımız yanıt buradan 6 kök 3 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuzda ABC üçgeninin, yani şuradaki üçgenin alanı sormuş. Burada şöyle yapabiliriz. Burada minik bir üçgen var. Bu 5, 12, 13 üçgeni. Şu açıya alfa dersek makas kuralından dolayı üst taraftaki açı da alfa olur. Sonra ABC üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı yan kenarlar 20 ve 26. Onları yazalım. Çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs alfayı buradan bulamıyorum ama buradan bulabiliyorum. Buraya göre nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yani 12 bölü 13 gelecek. 2 çarpı 13 26 yapar. O halde 26'lar gitti. 20 çarpı 12'de 240 olarak bulunmuş olur. Geldik 3. sorumuza. Taralı alan kaçtır diye sormuşuz. Öncelikli olarak 90 var. 90 var. Bakın burada bir dörtgen var. Dörtgenin iç açıları toplamı kaç derecede arkadaşlar? 360 derece. O halde 180 burada, 60 da burada ne yaptı arkadaşlar? 240. Geriye kaç derece kaldı? 120. O halde taralı olan şeklimizin alanı 1 bölü 2 çarpı yan kenarım 2, diğer yan kenarım 5, aradaki açının sinüsü, yani sinüs 120 olacak. 2'ler gitti. 5 çarpı sinüs 120 de kök 3 bölü 2 olduğuna göre sinüs 60'a eşitti. Aradığımız cevap 5 kök 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 4. sorumuza. Burada arkadaşlar üçgenimizde taralı olan alan sorulmuş. Öncelikli olarak A'ya A desek, B'ye B desek, üçgenin iç açılar toplamından 2A artı 2B artı 90, 180 ise 2A artı 2B'ye 90 kalır. Buradan da A artı B'ye 45 derece kalır. Üçgenin iç açılarından A artı B 45 ise 180'e tamamlamak için buraya 135 derece kalır. O halde taralı olan şeklimizin alanı 1 bölü 2 çarpı yan kenar 2 kök 2 çarpı diğer yan kenar 3 kök 2 çarpı aradaki açının sinüsü, sinüs 135 sinüs 45'e, o da kök 2 bölü 2'ye eşit oluyordu. Peki buradan
Kök 2 çarpı kök 2 2 yapar. Gitti. Buradaki 2'ler de gitti. Görüyorsunuz geriye sadece 3 kök 2 kaldı. Doğru yanıt C seçeneğidir. 14. türümüzdeyiz. Sinüs ile alan oranlama. Aslında benzerlerini daha önceden yapmıştık. Mesela çapraz gördüğümüzde ne yapabiliyorduk? Yandaki iki sayı çarpıp içine alan oranı olarak yapabiliyorduk ki arkadaşlar. İşte bunun geldiği yer aslında sinüste alandı. Şimdi burada mesela birinci sorumuza bakalım. Verilen uzunluklara göre B bölü A oranını sormuşuz. Ben seni öğretmiştim. Çarpı işaretini gördüğünüzde 2 kere 4 8. Buraya 8 alan deyin. 6 kere 8 48. Buraya da 48 alan deyin. B bölü A oranını sormuş. B dediğimiz yerde 48 alan var. Bölü A dediği yerde de 8 alan var. A'lar giderse 48 bölü 8'den aradığımız yanıt 6 olarak bulunmuş olur. Peki ikinci sorumuza bakacak olursak burada AB ile AC eşitmiş. Yani ikizkenar üçgen. Dolayısıyla taban açıları birbirine eşit. Bunlara da alfa diyelim. Bu durumda A'ya 2A vermiş. Öncelikli olarak şu üçgeni ve şurayı baktığımızda ne diyebiliriz? Büyük üçgenin alanı küçük üçgenin alanının 2 katıdır. Yani 2 tane küçük üçgenin alanı nasıl bulunur? 1 bölü 2 çarpı yan kenarlar çarpı aradaki açının sinüsü. İşte bu ifade eşit olacakmış neye? Büyük olan üçgen alanı yani 1 bölü 2 çarpı yan kenarlar x çarpı 6 çarpı sinüs alfa. Karşılıklı olarak sinüs alfalar gitse, 1 bölü 2'ler gitse bu durumda ne olur? 2 kere 4 8, 8 kere 3 24 olur arkadaşlar. Eşittir sağ tarafta da 6x kaldı. 6'ya bölecek olursak aradığımız x yanıtı buradan 4 olarak bulunmuş olur. Peki 3. sorumuza bakalım. Burada x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şu alanla bu alan birbirine eşit verildiyse siz de buraya B diyorsunuz. Sonra şu açıya alfa diyorsunuz. Olayımız bu üçgenin alanı da A artı B'dir. Şöyle gösterelim. Sonra bu üçgenin alanı da A artı B'dir. O halde ne yapacağız? Bu iki alanı birbirine eşitleyeceğiz. İlk çizmiş olduğum pembeyle çizdiğim üçgen alanı 1 bölü 2 çarpı yan kenarı 2 artı x çarpı diğer yan kenarı 6 idi ve sinüs alfa. Eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Yeşile çizdiğim üçgen alanı 1 bölü 2 çarpı yan kenarında x var. Diğer yan kenarında 10 var. Ve aradaki açının sinüsü yine sinüs alfa. Gördüğünüz gibi karşılıklı olarak sinüs alfalar ve 1 bölü 2'ler sadeleşiyor. 6 ile 2'yi çarptık dağılma özelliği 12 artı. 6 ile x'i çarptık 6x eşittir. Sağ tarafta 10x var. 6x'i karşıya attık 12 eşittir. 4x. Aradığımız x yanıtı buradan 3 olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik 4. sorumuza. Burada verilenlere göre A'yı sordum kaçtır diye. Bu durumda yine buraya B diyelim. Sonra şuradaki üçgenin alanı arkadaşlar toplarsak ne yapacak? A artı B yazalım. A artı B eşittir. 1 bölü 2 çarpı bir kenar 7, diğer kenar 4. Aradaki açının sinüsü sinüs 30. O da 1 bölü 2 eşit. 2'ler gitti 4 ile. A artı B buradan 7 geldi. Şuraya yazalım. A artı B eşittir. 7 geldi. Peki diğer üçgenimizin alanı arkadaşlar onu da buradan bakacak olursak A artı düzeltiyorum 2A artı B var burada. Eşittir 1 bölü 2 çarpı yan kenarı 4 diğer yan kenarı 10 ve aradaki açının sinüsü yine sinüs 30'dan 1 bölü 2. Bunlar da giderlerse ne geldi buradan? 2A artı B ifadesi 10 geldi. Üst tarafı eksiyle çarpıp ondan sonra taraf tarafa toplarsak 2A eksi A'dan A kaldı. B'ler zaten gitti. Ondan 7 çıktı 3. Aradığımız A yanıtı buradan 3 olarak bulunmuş olur. Merhaba sevgili arkadaşlar. Videovara hoş geldiniz. Üçgende alan yeni nesil sorular. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt şekildeki gibi bir köşesi uzun kenarının üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Buna göre taralı bölgelerin alanları toplamı kaçtır diye sormuş. Öncelikli olarak katlama doğrusuna göre açıortay olmak zorunda. Bu 90 ise katlandıktan sonra 90. Şu parça buna, bu parça da buna eşit olmak zorunda. Ayrıca 6, 8, 10 üçgeninden burası 10, burası 10. AD kenarımız 18 ise burası da 18. 3, 4, 5 üçgenimizin açıları en kısa kenarı gören açı 37. Evet ortancayı gören 53 oluyordu. O halde 53, 90 ise buraya 37. Buraya 90, buraya 53 yazarsak. 37, 3'ün katını görüyordu. O halde 3'ün 6 katı. Bu durumda 4'ün 6 katı olacak 24. 90'ın gördüğü yerde 5'in 6 katından 30 gelmek zorunda. Dolayısıyla hemen taralı alanları bulalım.
alttaki alanımız şuradaki, yani küçük olan alanımız 6 çarpı 8 bölü 2 artı diyelim bu alanımızda 24 çarpı 18 bölü 2. Hemen 2'ye böldüğümüz takdirde 8 kere 3'ten 24, 2'ye böldüğümüz takdirde 9 kere 4 36, 18, 3'ler de var 21. Toplayacak olursak 0 ve 240 olarak arkadaşlar bulunmuş olur. Doğru yanıt C seçeneğidir. İkinci sorumuzdayız. Üçgen biçimindeki bahçenin çevresi şekildeki gibi eş kare biçimindeki taşlarla çevrilmiştir. Taşların kapladığı alan 96 metrekaredir. Bir sayalım arkadaşlar. Burada toplamda 6 tane var. Burada 8 tane var. Burada da 10 tane var. 18, 24 tane arkadaşlar. Bir tane karenin alanına da bir kenarına A dersek A kare diyelim. Evet, 24 tane A kareyi soruda 96 olarak vermiş. Sadeleştirirsek buradan 4 kalır. A dediğimiz yani bir tane arkadaşlar karenin bir kenarı 2. Toplamda burada 6 tane olduğuna göre 6 kere 2'den 12. 8 tane olduğuna göre 8 kere 2'den 16. Burası 90 derece. Burası da arkadaşlar 10 tane olduğuna göre burası da 20 gelecek. 12, 16, 20 üçgeni. Bahçenin yani şu pembe gördüğümüz alanı sormuş. Dik kenarları çarpıp 2'ye bölelim. Dolayısıyla buradan 6 gelecek. 6 çarpı 16'dan da aradığımız yanıt 96 olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuzdayız. ABC dik üçgeni biçiminde bir bahçeye tabanı dikdörtgen olan şekildeki ev yerleştirilmiştir. BD uzunluğu yani şurası arkadaşlar 8. Bu arada şu dikdörtgen olduğu için arkadaşlar yani bu taraf 90 ise burası 90. Aynı şekilde burayı da gösterelim. 90 ve şekil dikdörtgen olduğu için bu iki parça birbirine eşit olacak. EC'yi de 18 olarak vermiş. Peki şöyle yapalım. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. A artı B 90. 90 var A var. Buraya B kaldı. 90 var B var. Buraya A kaldı. Şu eşit olan mesafelerde önce bir X diyelim. Benzerlik yapalım. A görür X. A görür 18. B görür 8. B görür X. Çarparsak X kare. Çarparsak 144. O halde X dediğimiz bir kenar uzunluğumuz şurada 12 olarak bulunur. Bizden ne istemiş? Evin sağ ve solunda oluşan bahçelerin alanları toplamı kaçtır diye sormuş. Yani şu alan 8 çarpı 12 bölü 2 artı şu alan 12 çarpı 18 bölü 2. 2'ye böldük 6. 6 kere 8 48. 2'ye böldük 9. 9 çarpı 12 108. Toplayacak olursak aradığımız yanıt buradan 156 olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuzdayız. ABCD tarlalarının krokisi ve bazı uzunlukları yukarıdaki şekilde verilmiş. A tarlasının alanı 16 kök 3 metrekareymiş. Bir kere A tarlası eşkenar üçgen olduğuna göre bir kenarına A diyecek olursak bunun karesi kök 3 bölü 4 soruda bize verilmiş. Kaç olarak verilmiş? 16 kök 3. Kök 3'ler giderse 4'ü karşıya atarız. A'nın karesi buradan 64. A dediğimiz yani bir kenar uzunluğu 8 olarak bulunur. Aynı zamanda burada oluşan dik üçgende 6, 8, 10. Buradaki ikiz kenar üçgende 8'e 8. Burada da 8, 15, 17 üçgeni oluşmuş olur. Soru şu. BCD tarlalarının alanları toplamı kaçtır demiş. B tarlasının alanı 8 çarpı 15, 120. 2'ye böldük 60. D tarlasının alanı 6 kere 8, 48. 2'ye böldük 24. 8 kere 8, 64. 2'ye böldük 32 geldi. Toplarsak şu ikisinin ne geldi? 56. 60 ile toplarsak 56'yı da aradığımız yanıt buradan 116 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt B seçeneğidir. Beşinci sorudayız. Yukarıda üçgen şeklinde bir havuz gösterilmiştir. Buradaki diklikler verilmiş. AB ile AC dik. AB'nin 8 olduğu verilmiş. BC'nin 10 olduğu. O halde bu 6, 8, 10 üçgeni bir yazalım. Daha sonra demiş ki B köşesinden AC kenarına açıortay oluşturacak şekilde şöyle açıortay oluşturacak şekilde boncuklu bir ip çekilmiş ve havuz ikiye ayrılmış. İkiye ayrılan havuzun yüzeyi küçük olan kısım çocuklara ayrılıyor. Buna göre çocuklara ayrılan kısmın yüzeyindeki üçgensel bölgenin alanı kaçtır demiş. Yani şuradaki alanı bizden istemiş. Şimdi açıortay kuralımız neydi? Hem 8 hem de 10. Her ikisi neydi arkadaşlar? 2'nin katı. 2'nin 4 katı. Hemen altına yazıyorum. 2'nin 5 katı. Topluyorum buradan ne geliyor arkadaşlar? Ya da şöyle yapalım. Oranlayarak yapalım. Hadi değişiklik olsun. K'ları bulmayalım. 4K'ya 4 alan gelsin. 5K'ya 5 alan gelsin. Üçgenin tamamen alanı 9 alandır. Nasıl buluyorduk?
6 kere 8 24 ya da 6 kere 8 48 2'ye böldük 24 biliyorsunuz. Konu içerisinde söylemiştim zaten böyle yaptığımı. 9'ları sadeleştirdik. 3'e böldük 8, 3'e böldük 3 diyebiliriz. Bizden 4A istiyordu. 4 çarpı 8 bölü 3'ten aradığımız yanıt 32 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C seçeneğidir. 6. sorudayız. Bir ABC üçgeninde A köşesinden AD çiz diyor. Buna göre AD açıortaysa demiş. Evet, şimdi silemeyeceğim kalemler yazdığım için tek tek çizeyim arkadaşlar. ABCD olsun. Eğer diyor AD açıortaysa diyor, alan ABD şu alan bölü alan ADC diyor, şu orana eşittir diyor. Neden olduğuna bakalım. Şimdi iki türlü söylenebilir. Bir, açıortay doğrusundan kollara indirilen dikmeler birbirine eşittir. O halde dikme uzunlukları eşitse alanlar tabanlarla orantılıdır. Yani ABD üçgenin alanı AB ile CD üçgenin alanı da AC ile orantılıdır. Dolayısıyla alan ABD bölü alan ACD AB bölü AC eşittir. Mesela bunu söyleyemeyecekseniz de şunu diyebilirsiniz. Mesela bu A olsun, bu da B olsun. Açıortay gereği A'ya A'nın katı, B'ye de B'nin katı gelir. O halde A'nın katına küçük A alan, B'nin katına da küçük B alan derseniz, bunu buna böldüğünüzde A alanı B alana bölerseniz A bölü B kalır. O da tam olarak AB bölü AC'dir. Yani birinci ifademiz doğrudur. Hemen bir tane de arkadaşlar yapalım. Burada demişiz ki ABC üçgeninde bu sefer AD kenar ortay olacak. Yani şu D noktası orta noktaysa arkadaşlar bu sefer alan ABD bölü alan ADC demiş. Bir kere arkadaşlar eğer ki AD kenar ortaysa kesinlikle ne olması lazım? Bu ikisinin arkadaşlar birbirine eşit. Dolayısıyla alanlar da eşit olacak. BD bölü DC demiş arkadaşlar. Zaten bu ikisi birbirine eşittir. Alan oranı da 1'e eşittir. Tekrar diyorum AD kenar ortaysa arkadaşlar. Evet, aslında AD'nin kenar ortay olmasına gerek yok. Yani bunu söylemese bile aslında bir üçgende, yani herhangi bir üçgende şöyle köşe noktasından geldi ya, yani şuraya kenar ortay yazmasa bile dese ki şöyle bir üçgende bu alanın bu alana oranı tabanlarla orantılıdır. BD bölü DC. Yani aslında çiz şunu. Hiç yazma. Gene soru doğru olur arkadaşlar. Bu gene doğrudur. Aslında burada kenar ortay olması sanki daha da şık bir soru olurmuş. Kazım hocam sana buradan duyurulur. Evet, AD yükseklikse, eğer burası arkadaşlar yükseklikse buradaki alanı, şimdi yükseklik aynı, sadece tabanlarla orantılayabilirsiniz ama AB ile AC mümkün değil. Yani hipotenüslerin alanla olarak direkt bir alakasından bahsetmek mümkün değil. O halde doğru olan sadece 1 ve 2 olacak. Doğru yanıt D seçeneğidir. 7. sorudayız. Bir ABCD dörtgeninin iç bölgesine seçilen bir K noktası ile dörtgenin kenarlarının orta noktaları birleştirilmiş. Evet, demek ki arkadaşlar bu noktalar hep böyle orta noktaymış. Şu gösterelim. Ve daha sonrasında arkadaşlar bize içine alanlarını yazdığına göre x kaçtır diye sormuş. O halde hemen şöyle birleştirmek istiyorum. Biliyorsunuz bunları birleştirdiğimiz takdirde ne yapacak? Eşit eşit bölecek. Peki neleri eşit bölecek? Buraya A dersem buraya A diyecek mesela. Hepsine de harf verebiliriz. İstiyorsanız BB diyelim, CC diyelim. Oradan da istesek yapabiliriz. Ya da işte burası 8 ise A'sı buradaysa 8 eksi A da diyebiliriz. Öyle yapalım hadi. 8 olması için 8 eksi A. Tabanlar eşitse alanlar eşit. 8 eksi A. Sonra 12 olması için 8'i tamamlamak için 4'e ihtiyacım var. Eksi A'dan kurtulmak için artı A'ya ihtiyacım var. Tabanlar aynıysa alanlar eşit. Burası da 4 artı A geldi. Şimdi tamamı 6 idi. A'sı buradaysa 6 eksi A. Tabanlar eşitse 6 eksi A. Görüyorsunuz X'in bulunduğu bölgenin alanını arkadaşlar 6 eksi A ve 4 artı A şeklinde bulduk. Toplarsak bunu aradığımız X yanıtı buradan 10 olarak bulunmuş olur. 8. sorumuzdayız. Ceyhun Hoca öğrencilerine üçgende alan oranlama ve açıortay özelliklerini kavratabilmek için şekildeki ABC üçgeni çizmiş ve gerekli bilgileri vermiştir. Ardından Aslı'ya A, Belma'ya B üçgensel bölgelerin alanlarını buldurtmuş. Sonuçları doğru bulan öğrencilerin cevaplarını tahtaya yazan Ceyhun Hoca bulunan büyük sayıdan küçük sayı çıkardığında bulduğu sonuç kaçtır diye sormuşum. Şimdi arkadaşlar burada iki tane açıortay var. Buradaki 45-45'in olduğu açıortayı kullanacağız. 3K'ya hemen yan tarafına 3A, 4K'ya 4A diyeceğiz. Sonra üst taraftaki açıortayı kullanacağız arkadaşlar. Bakınız 4A'ya 3A 100'e kaç gelir? Yazalım. 4A bölü 3A 100'e kaç gelir? Burası da BD olduğu için. Şöyle BD yazalım. Sadeleştirdik. Burası 25. 25 çarpı 3'ten 75 geldi. Ayrıca burası 45-45 derece olduğu için
bir dik üçgendir. O halde şöyle yapıyoruz. Burası komple 4A, burası komple 100, burası da 75 artı 3A. Şimdi bildiğimiz üçgenleri, özel üçgenleri düşünecek olursak hipotenüsü 100 olacak olan ne olabilir? 3, 4, 5 üçgeninin 100 olması için 20 katlısı, yani 60, 80, 100, ki buradaki görüntü pek mümkün değil gibi duruyor. Başka 7, 24, 25 üçgeni var arkadaşlar. Bunun 4 katlısı yani 28. 4 katı arkadaşlar ne yapacak? 96. 4 katı 100. Bakalım bu olabilir mi? Şu kısa olan kenarımız 28 olacaksa A'ya 7 verirsek 28 oluyor. A'ya 7 verirsek 21, 96. Evet, süper. Sağladı. Bakın 28, 96, 100 şartları sağladı. Bu durumda 4A dediğimiz buraya 28, buraya da 21 diyebiliyoruz. Ardından sevgili arkadaşlar bize aslının bulacağı alanı nasıl bulacağımızı söyleyelim. Burada 75'imiz var. Şöyle bu alanı bulabilmek için şöyle gösterelim. Taban uzunluğumuz 75. Bu tabana ait yüksekliğimiz zaten burası dik olduğu için direkt 28 alacağız. Çarpıp 2'ye böldüğümüz takdirde burası 14 gelecek. Sonra 75 ile de 14'ü çarpalım. 5 kere 4 20. Dolayısıyla arkadaşlar buradan da 28 geldi. 30, 5 ve 7. Toplayacak olursak 0, 5 ve 1000. Yani Aslı'nın bulduğu sonuç 1050 geldi. Peki Belma'nın bulduğu sonucu nasıl bulacağız arkadaşlar? Onu da şöyle yorumlamaya çalışalım. Şimdi 3K ve 4K var ya, 3K'ya 3C alan gelsin, 4K'ya 4C alan gelsin. Buranın tamamı ne oldu? 7C alan oldu. Nasıl bulunur? 21 çarpı 28 bölü 2. Şimdi buradan sadeleştirsek, 2'ye bölsek burası 14, 7'ye bölsek burası ne gelecek? 2 gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar 21 çarpı 2'den C dediğimiz alan 42, ancak Belma'nın bulduğu alan 4C, yani 42 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 2 8, 4 kere 4 16, yani Belma diyor ki ben burayı 168 buldum. Dolayısıyla ikisinin bulduğu alanları birbirinden çıkartacak olursak 0'dan 8 çıktı 2, burada kaldı 4, 14'ten 6 çıktı 8 kaldı, burada kaldı 9, 9'dan 1 çıktı 8, yani 882. Aradığımız yanıt D seçeneğidir.